Aşağıda İstanbul Yeni Kapı'dan hareket eden hızlı feribotların Bandırma, Bursa ve Yalova'ya ulaştıkları süreler sırasıyla 120 dakika, 80 dakika ve 70 dakikadır. Bursa ve Bandırma feribotları Yeni Kapı'dan ilk kez saat 9'da aynı anda hareket etmişlerdir. İlk ay Bursa ve Bandırma feribotlarının Yeni Kapı'dan ikinci kez aynı anda hareket ettikleri saatte Bursa feribotuna binmiştir. Feribot yeni kapıdan Bursa 30 dakikada bir bandırmaya 20 dakikada bir hareket etmektedir. Buna göre ilk ay Bursa'ya kaç saatte ulaşır diyor. O halde ilk kez ne yapmış? Saat 9'da hareket etmiş. Sonra bu ne yapmış? Yeni kapıdan Bursa 20 dakikada 30 dakikada bir. Demek ki o zaman birlikte 1 bir saatte bir hareket ediyorlar. Yani ikinci kez hareket ettiklerinde ne olmuş olur? Saat 10.00 olmuş Olur. Sonra Bursa'ya hareket ediyormuş. Kaç dakikada gidecek? 80 dakikada gidecek. 80 dakika ne yapıyorum? Saat 10'a ekliyorum. 80 dakikada nedir? 1 saat 20 dakikadır. O halde Bursa'ya vakit vardı vakitte 11:20 20 geç olmuş oluyor. Yani cevap Adana olur. Musin Bursa Bandırma Feribot'un 3. kez aynı anda hareket ettiği saatte Yeni Kapı'dan Pendik'e gitmek için Feribot'a binmiştir. Feribot Yalova'da 10 dakika mola verdikten sonra Pendik'te hareket etmiştir diyor. Buna göre Muhsin Pendik'e saat kaçta ulaşır? Birlikte ilk kez saat 9'daydı. ikinci kez 10'daydı. Üçüncü kez saat ne yapacak? 11.00'da hareket edecek. Sonra ne yapmış? Buradan Yalova'ya gitmesi gerekiyor. O halde 70 dakika ne yapacak? Gidecek. 70 dakika gitti. Sonra ne yaptı? 10 dakika mola verdi. Sonra yalavadan da pendek 45 dakika gitti. Toplam ne kadar gitti? Onu buluyorum. 7, 1 daha. 8, 4 daha. 125 dakika gitti. O da nedir? 2 saat 5 dakikadır. O halde saat 11'de bindi ise 11.00'da 2 saat 5 dakika sonra saat kaç olur? 13.05 olmuş olur. O da Ceyhan olur. 2 Mayıs 2003'te açılan Türkiye'nin ilk minyatür parkı olan Minyatürk 60 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. İstanbul'da bulunan Minyatürk'e Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen bazı mimar eserleri gerçek boyutlarının 1 bölü 25'in eşit boyutlarda olan minyatür maketlerine yer verilmektedir. Yukarıda verilen eserlerin gerçek veya maket boyutları verilmiştir. Buna göre verilmeyen uzunluklar toplamı kaç metredir diyor. O halde Mısır dikil taşının gerçek boyutu 25 metre 1 bölü 25 nedir? 1 metre olmuş olur. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maket boyutu neymiş? 40 metreymiş. O halde 40 çarpı 25'ten çünkü 25 defa küçültülmüş. Çarptığım zaman da ne gelmiş olur? 1000 metre gelmiş olur. Çanakkale şehitler anıtının maket boyutu 1.6 metreymiş. O halde 1.6'yı da ne yapıyorum? 25 ile çarpıyorum 25 defa küçültülmüş. 6 kere 5 30. Elde var 3 80. 16 ile 2 çarparsam 32 gelir. Topladığım zaman da ne olur? Buradan 40 metre olarak bulmuş olurum. Şimdi ne ne diyor? Toplan verilmeyenleri topla diyor. 1040 daha 41 daha 1041 metre olarak bulunmuş olur. Sıcaklıklar yerde yükseldikçe azalmaktadır. Bir daha şekilde belirtilen noktalarında aynı anda yapılan bir ölçümde elde edilen sıcak değerleri hangi seçenekte gibi olabilir? Burada en yüksekte olan M demek ki en düşük sıcaklık M'de olacak. En altta da K olduğu için en yüksek sıcaklıkta da K'da olacak. A şıkkına bakıyorum. L M'den daha düşük sıcaklıkta o zaman A olamaz. B'ye bakıyorum en yüksek K sonra L en düşük de M bu olabilir dursun. C'ye bakıyorum. En düşük olan K en yüksek olması lazım. O halde C de olamaz. D'ye bakıyorum. En yüksek olan nedir? M'dir. Ama en düşük olması lazım. O halde D de olamaz. Olabilecek hangisi? Bursa seçeneği. Aşağıda Özgen'in WhatsApp gruplarında kimlerin olduğunu gösteren tablo verilmiştir okul grubundakilerin oluşturduğu küme O, dostlar grubundakinin oluşturduğu küme D ile gösterilmek üzere kümelerin eleman sayılarını V şeması da göstermek isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi ne yapıyoruz? Her ikisinde olanlara bakıyorum. Kimdir? Onur. Her ikisinde olan Filiz'dir. Yani iki kişi olması lazım. Her ikisinde de ortak olan. O zaman ne yapıyorum? Denizli'yi eliyorum. Şimdi okul grubunda olan sadece okul grubunda olan kim vardır? Hande var 1. Merve var 2. Selda var 3. Sinem var 4. O halde okul grubunda olan 4 kişi olması gerekiyor. A ile C ne yaptı? Gitti. Peki. O zaman ne olacak? Dost sadece dostlar grubunda olan da kim var? Kaan var. Cem var ve Sabri var. 3 kişi o da ne yaptı sağlamış oldu. O halde cevabım burs olmuş olur. Aşağıda paraya kenar şekline bir arazinin kroki'si verilmiştir. Yeşil boyalı bölge piknik alanı, mavi boyalı bölge göl, turuncu boyalı bölge ise ormandır. Piknik için ayrılan bölgenin alanı 200 dekar olduğuna göre gölün kapladığı alan kaç dekardır diyor. Yani burada tabanla yüksekliği çarpmışız, 2'ye bölmüşüz ne gelmiş? 200 R gelmiş. Yani 200 R neye eşittir? 20.000 metre kareye eşittir. O halde 20.000'i 20 ne yapıyorum? 8'e bölüyorum ki ne yapayım? Yüksekliği bulayım. 8'e böldüm. O da yüksekliğimiz kaç geldi buradan? 2500 metre gelmiş oldu. Yani burası 2500 metreymiş. Bana gölün alanını soruyor. Kenar uzunluğu kaç eşittir tabanı? 32 metre eşittir. O halde ne yaptım? 32 ile 2500'ü çarpıp kaça böleceğim? 1000'e böleceğim ki kaç dekar olduğunu bulalım. Buradan da ne gelir? 80.000 gelir. 80.000 de 1000'e böldüğümüz zaman da gölün alanını 80 dekar olarak bulmuş olurum. Bir alışveriş merkezindeki araçların park alanı başlangıçta şekil birdeki gibi duvara dik konumdayken araçtan daha rahat park etmeleri için park çizgileri şekil 2'deki gibi birbirine para olacak şekilde park bölgesinin uzunluğu değiştirmeden her araç için park yeri belirlenmiştir. Yukarıda verilen park alanı ilgili olarak P1 alanı 3.5 buçuk ne yapmıştır? Azalmıştır diyor. Park yasak olan Üçgen bölgeleri birinin alanı nedir? 6 metrekaredir diyor. Toplam park bölgesinin alanı 14 metrekare azalmıştır diye bana soruyor. O halde ne yapıyorum? Önce park alanını buluyorum. Yani P1, P2, P3, P4. Toplam uzunluk nedir? 3.5'da ne yaptım? 4'ü çarptım. Buradan da ne gelir? 14 gelmiş olur. O halde toplam ne kadardır? Onu bulmak istiyorum. Toplam Uzun kenarda, kısa kenarda nedir? 5'tir. O halde 14 çarpı 5'ten başlangıçtaki kaçtır? 70 metrekare olmuş olur. Burası. 70 metrekare. O halde bir tanesinin ikini olur. 4'e böldüğüm zaman 17 buçuk olarak bulunmuş olur. Sonra ne yapıyorum şimdi? İkincisini bulmak istiyorum. Toplam kaçtı? 7 metre. Bu defa arabalar için. 3 metre. O halde burası kaç olur? 4 metre olmuş olur. P1'in alan ne gelir? 3.5 çarpı 4'ten bulmuştuk zaten. 14 metre kare olarak bulmuş olurum. Ne oldu? 3.5 metre kare azaldı. Yani 1 doğru olmuş oldu. Park yasak olan üçgen bölgelerden birinin alanı 6 metre karedir diyor. O halde ne yapıyorum? Baktım 17 metre karede burası 3 oldu. 3 kere 5'ten ne oldu? 15 olmuş oldu. İkinciye bakıyorum şimdi. 3.5'tan burası kaç geldi? 10 4 geldi. Buraya yine 3 kaldı. Yüksekliğimle kaç burası? 4'tü. 4 kere 3. 12. 2'ye böldüm. 6. Yani bu da doğru olmuş oldu. Toplam park bölgesinin alanı 14 metrekare azalmıştır diyor. 14'tü. 14 çarpı 4'ten 56. Tamamı 70'ti. 70'ten 56 çıkartırsam 14 azalmıştır. Yani bu da doğru olur. O halde cevabım denizli gelir. Yukarıda verilen açılardan hangilerin ölçülüğü aynıdır? ABD. ABD kaç derece? 20 derece. DBC. D'den başlıyorum. B'ye geldim. C'ye geldim. Arada kaç oldu? 30 artı 10'dan 40 derece oldu. 20-40 eşit değil. O zaman A değil. A, A'dan başlıyorum. ABE'ye bakıyorum. Kaç derece? 30 derece. DBC kaç derece? 40 derece. Eşit değil. O halde bu da değil. ABD'ye bakıyorum. ABD kaç derece? 20 derece. EBC kaç derece? EBC de 30 derece. Bu da eşit değil. O halde bu da değil. ABE 30 derece. EBC 30 derece. Bu nedir? Birbirine eşit olur. O halde cevabım denizli gelir. İki açının ölçüler toplam 90 derece ise bu açılar birbirinin tümleri. iki açının ölçüler toplam 180 ise bu açılar birbirinin bütünleri denir. O halde kırmızı kare içine yazılıyorsa bütünlerini bulacağız. Mavi içine yazılıyorsa da tümlerini bulacağız. O halde bakıyorum. Kırmızının içine yazılmış. O halde 180'den çıkartacağım. Tümleri ne olur? Bütünleri 180 eksi a olur. Buna 10 eklemiş olurum. İkincisi de ne yapacağım? Mavinin içinde olduğu için de 90'dan çıkartacağım. 90 eksi 50'den 40'a eşit olmuş olacak. Buradan da 190'dan A sayısını çıkartmışım. Kaç olmuş? 40 olmuş. 190'dan ne çıkartsam? 40 gelir. 150. O halde A açısı 150 derece olmuş olur. Yani denizli. Yaman bölme işlemini yaparak yukarıdaki yollardan ilerlemektedir. İşlem doğru ise D, yanın ise Y yolunu seçerek çıkışa ulaşmaktadır. Buna göre Yaman kaç nolu çıkıştan çıkar diyor. Önce ne yapıyorum? 8 bölü 15'i 7 bölü 13'e bölmüş. Ben ters çevirip çarpmam gerekiyor. O da 13 bölü 7'dir. 8 ile 13 çarpıyorum. 8 kere 3 24 elde var. 2 8 kere 1 8 2 daha 10 eder. 7 kere 5 35 elde var. 3 7 kere 1 7 3 daha 104 bölü 105 yani doğru oldu. Yukarı doğru gelmiş oldu. Orada ne yapıyor? 3 bölü 4'ü 8 bölü 17'ye bölü yani ikinci ters çeviriyorum. 17 bölü 8 oldu. 7 kere 3 21'in bir elde var. 2 3 kere 1 2 de elde. 5 bölü 4 kere 8 32 geldi. O halde bu yanlış olmuş oldu. Yani hangi çıkışa geldi? İkinci çıkışa gelmiş oldu. Aşağıdaki tabloda yazıcı ve mürekkep kartuş fiyatları verilmiştir. Yazıcılar kartuşsuz satılmaktadır ve renkli çıktı alabilmek için bir siyah dört renkli kartuşa ihtiyaç vardır. Buna göre renkli kartuşlarla birlikte en ucuz yazıcı almak isteyen Hakan hangi marka yazıcı tercih etmelidir? Yazıcı 320 TL artı o halde toplam kaç tane alacak? Bir siyah dört tane renkli aldığı için 5 tane alacak. 5 çarpı 35'ten 175 TL'de onu ödeyecek. Toplam 495 TL ödeyecek A markası için. Şimdi B markasına geliyorum. Yazıcı 390 TL. Biz siyah kartuş hediye. Diğer kartuşlarda 30 TL'ymiş. Siyah hediyesi 4 tane renkli alacak. 30 çarpı 4'ten 120 lira. Yani toplam ne olacak? 510 TL ödemiş olacak. C'ye geliyorum. Yazıcı 420 TL her bir mürekkep kartuşu 45 TL. 3 mürekkep kartuş alanı 2 mürekkep kartuş hediye. O halde 3 tanesini ödeyecek sadece. 45 çarpı 3'ten 135 TL ödeyecek. Yani toplam 555 TL ödeyecek. D'ye bakıyorum yazıcı 375 TL. Siyah kartuş 30 TL bir tane aldı 30 lira. 3 tane de ne, 4 tane de ne yaptı? Buradan Renkli aldı. 35 çarpı 4'ten 140 ile de ne yaptı? Onu ödedi. Toplam 405 artı 140'tan 500 ne yaptı? 45 lira ödemiş oldu. O halde en uygun olan A markası oldu. EGS hazırlanan Azra, Bora, Doğa ve Sena'nın 5 gün boyunca çözdüğü matematik soru sayısını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin 5 gün boyunca çözdüğü soru sayılarından oluşan 4 ayrı veri grubunda en büyük açıklık Doğan'ın çözdüğü soruların en küçük açıklık Azra'nın çözdüğü soruların veri grubuna aitti. Buna göre Bora'nın çarşamba günü çözdüğü X ve Sena'nın pazartesi günü çözdüğü Y soru sayılarının toplamı en az kaçtır diyor. O halde en fazla açıklık Doğan'ındı. Doğan'ın en az çözdüğü nedir? 46 En fazla çözdüğü nedir? 58 açıklık kaç olur o zaman? 12 olmuş olur. En az olan da kimdi? Azra'ydı. Azra'nın en az çözdüğü 45. En fazla çözdüğü 55. O halde açıklık kaç olur burada? 10 olmuş olur. Yani Bora ve Sena'nın açıklıklarına şimdi bakacağız. Diyor ki burada toplam en az kaçtır diyor. O halde ben burada en yüksek olana bakıyorum. Nedir? 54. Açıklık 11 olacak. O halde x en az kaç olur? 43 olur. Açıklığın 11 olması için yani bu şartların sağlanması için. Şimdi senaya bakıyorum. Sena'nın m fazla çözdüğü 53 11 çıkarttığım zaman diye ne olur? 42 gelmiş. Olur ki aradaki açıklık ne olsun? 11 olsun. O halde 43 ile 42 toplarsam da toplam 85 gelmiş olur. Mavi ve kırmızı renk birbirine karıştığında mor renk elde edilmektedir. Yukarıda kırmızı çizgiyle belirtilen kırmızı boyalı bahçenin bütün alanı 36 metrekare. Mavi çizgiyle belirtilen mavi boyalı bölgenin tüm alanı 45 metrekare ve mor boyalı bahçenin alanı 10 metrekaredir. Bu bahçenin her bir metre karşısında 5'er adet ağaç dikilecektir. Buna göre tüm bahçeye dikilecek ağaç sayısını bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi kullanılabilir diyor. Önce ne yapıyorum burada? Sadece kırmızı olan yere bakıyorum. Ne dedi? Toplam 36'ymış. Mor 10 ise 36'dan 10 çıkartacağım. Yani Ceyhan'a denizli gider. Sonra ne yapıyorum? 5 ile çarpmam gerekiyor. O halde ikisini de 5 ile çarpmış. Dursun. Şimdi maviye bakıyorum. 45'miş. 45'ten 10 çıkartmam gerekiyor. 5 ile çarpmam gerekiyor. Her ikisinde de var. Dursun. Son olarak ne yapacağım? Mor olan bölgeye de ne yapacağım? Ağaç dikeceğim. O halde 10 metre kalede. Onu 5 ile çarpmam gerekiyor. Yani cevap Bursa olmuş olur. Yukarıda birbirine ve dikdörtgenin kenarından tek bir nokta D'nin 3 eş çember verilmiştir. Çemberlerin her birinin yarıçapı 5 santim olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Yarıçap tam merkezden kenara çizilen uzunluktur, yani burası 5 santim, 5 santim. Aynı şekilde burası ne olur? Çap olduğu için 10 santim, burası da 10 santim. O halde dikdörtgenin uzun kenarı ne, nedir? 10 artı 10 on artı 10'dan 30 gelir. Şimdi kısa kenarını bulalım. Nedir? Yine çapa eşittir. Çapta neydi? 10'du. O halde ne yapıyorum? 30 ile onu toplayıp bir kısa kenarlı bir uzun kenar. Bunda 2 ile çarpmam lazım. 2 çarp 40'tan da çevre 80 olarak bulunmuş olur. Dikildiğinde A santimetre uzunluğu olan bir fidan her yıl 4 cm uzamaktadır. Bu fidanın 6 yıl sonraki boyunu gösteren cebrisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? O halde dikildiğinde A santim her yıl ne yapıyordu? 4 uzuyordu. 6 yıl boyunca 4 4 uzayacak. O halde... 6 yıl boyunca 4 4 uzadı. Ne gelmiş oldu buradan da? A artı 6 kere 4'ten 24 santim uzadı. O zaman bunu nasıl ifade ederim? A artı 24 ile ifade ederim.